Attık onu. Olmayacak. Onları söylemeyeceksin herhalde. Tamam, bakacağız sadece orada yani. Şöyle bakayım. Burada bunun durması lazım mı? Ben buraya çarparım. Yurttan çıkacağım mı? Tamam. Şu kapı açık kalabilir şöyle. Filmin fikir aşaması açıkçası ilk Ali değil Ali Komutanım adlı belgesel filmini yaparken oluştu. Ondan sonra bu fikri geliştirmeye çalıştım. Bir süre bu fikir üzerinde çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. Bir takım kitaplar okudum. Mary Douglas'ın Saflık ve Tehlike adlı bir kitabı vardı. Gerçekten hani o kitabı okuyor olmam bana bir takım fikrimi geliştirmem konusunda yardımcı oldu. Hatta orada çok güzel bir cümle vardı. Daha sonra o cümleyi ben bizim filmin mottosu olarak da kullanabileceğimi düşündüm. Bir logline'ımızı belirledi. O cümle şöyleydi. Toplum fikri güçlü bir imgedir. Tek başına denetlemeye ya da insanları harekete geçirmeye muktedirdir diyor. Bu cümle aslında bizim filmimizi özetliyordu. Hayır. Bence şöyle kalsın, şunu kaldı. Bir tane bir parça kalmış olsun. Biliyorsun. Aynen. Anlatan şey yapalım. Anlatan. Çocuk bu yani. Yapmıştır. Evet, Türk. Sevgili Deniz. Buyurun abi. Elifçiğimizin işi bitti. Aynen. Tamam. Elif'in de çok da güzel işi. Yarın. Şey. Yarın görüşeceğiz. He, onunla sahne yarın mı? Evet. Evet. Yarın görüşeceğiz Elif'le bir daha. Yine aynı bu kıyafetler Elif'ciğim. Saçını falan sakın kestirme. Böyle. Montör kalkmış. Efendim? Orada tamam boya. Evet. Aynen. Canlı nerede? Var mı? Muhabbet teşekkür ederim. Filmin yapım sürecinde tabii bir takım problemler yaşadık ama o problemlerin bizim hızımızı kesmesine izin de vermemeye çalıştık. Türkiye'de tabii akla ilk gelen yer Kültür Bakanlığı'nın verdiği destek oluyor. Biz de başvurumuzu yaptık fakat red kararı geldi ve filmimiz Kültür Bakanlığı'nca desteklenmesi uygun bulunmadı. Bir noktadan sonra koşullarımız en azından zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir noktaya geldi ve başlayalım dedik ve başladık. Unutuyorsunuz. Kapının ağzını unutuyorsunuz. Sonra biz aynayı keseceğiz. Aynada kendinize yapıyoruz. Şey, sahne kaç gün? Eyvallah. Çözüm ortaklıklarına gittik. Bu konuda bize Positive Life destek oldu. Post sürecinde Alperen Kınsız destek oldu. Ses konusunda Post Buyuk şirketi destek oldu. Öz kaynağımızı kullanarak bu filmin yapım sürecini üstlendik. Sorma anı. Ama seni çalmak istedim. O mu? Evet. Çalamadım. Sonra tekrar aşağıya. Yani benim hep gönlümden geçen isim aslında Özay Fethi oldu ve kendisini de tanımıyordum doğrusu. Bu proje sayesinde tanıma şansım oldu. Dolmam nerede benim? Dolmam nerede? Çocuk yedi. Meşhur dolmam. Bizim dolma devamlılığında bir şey yok değil mi? Yok öyle. Aynısı. Biraz gün onları biraz çekelim. Oyuncuları şimdi mikrofon takmaya geliyor arkadaşımız. Sonra aşağıya çekeceğiz. Tamam. Bu kadar herhalde tanımaz. Ben onları filmde ettim. Niye filmde ettim? Kurumuş üstü. Kuru limon götürülüyor mu? Bizde böyle mi? Siz de bir tabak getirin. Ne zahmet ederiz? Pardon, isminiz neydi aldınız? Böyle mi? Bak canım Cemil bize alt komşu yani. Bize bak, dolma gibi. Burada şeyle, ya Nurin gelsene bir baksana. Yani, tamam böyle onu doğallaştıralım yani. Yani. Öyle. Nurin bak arkadaşlar. Sanki ben lavabo hakkaymışım gibi. Burada değilim de. Öyle. Kal burada şimdi. Ali. Geri gel şimdi Deniz. Tamam.
Kalk hemen onun gözünü seni bakalım. Yani bütün ekip arkadaşlarım çok özverili şekilde projeye dokundular. Yani mesela ses konusunda Burak Taşçılar, Taceddin Fırıncıoğlu, yani her zaman bütün film projelerimde benimle birlikte oldular. Kutay Ucun, yönetmen yardımcım, onun desteği, onun beni çok önemli noktalarda yapmış olduğu uyarıları gerçekten benim için çok önemliydi. Görüntü yönetmenimiz Aziz Topaloğlu, yani onun desteği, onun inancı bu projeye karşı çok şey değiştirdi. Uzanıyorum da. Biraz daha sonra. Evet. Siz çok böyle bir parça şuraya kadar gelir misiniz? Biraz daha sonra. Nasıl yazacak? Demek Barış sen İstanbul çok önemli. Dalmış filan. Tamam. Geçeyim. Doğru. Sen telefonla çalışıyorsun. Deme ne ya. Tamam. Teşekkürler. Ben de seninle yok öyle bir şey dedim. Yok deme. Yok deme yani. Değiştirir mi yoksa iyi mi? Yok iyi. Evet. İyi mi biraz? Bir öne gelir misin Özel Bey şimdi? Öne. Defter yazma, kitap yazma. Biraz da. Biraz da. Daha üst, daha üst. Tam saçların kavuştuğu. Evet. Teşekkürler. Ses. Akıyor Taha abi. Kamera akıyor. Sahne 26, plan 1, take 4. Oyun. Oyun. Dediğim gibi Cemile hiç uğraşma. Dön gitsin. Ne uğraşacaksın? Sıkma da canını. Hadi ben gideyim kaçayım çocuk yetişecek. Hadi görüşürüz Cemile. Geç sen otur. Ben sana şimdi bir şeyler koyacağım. Ya da şey de olabilir. Hani oradan köfteyi şöyle basar. Seni değiştirmeyi istiyorsan bir tane değiştir. Bir tane bana ver. Bir tane bana ver. Köfteyi çıkarıp. Sen şu koyarken... Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Projeye inanıp sesime ses olan herkese çok teşekkür ederim. Benim için çok değerliydi bu desteklerin benimle birlikte olduğunu hissediyor olmam. Bana ayrı bir güç verdi.